sana ve seni takip eden Müslümanlara düşen şudur. Fela tuti' itaat etme. Uyma, peşine düşme. El mükezzibin, yalanı sayanlara, yalancıların peşine. Yani seni yalanlayan, seni yalanlamakla Kur'an'ı, Allah'ı yalanlayan, İslam'ı yalanlayanlar asla ve kat'a itaat etme. Onlar kendilerine göre sana bir kısım istekler sunacaklar, bir kısım tehditler savuracaklar. Hiçbirisine itaat etme. Veddu, onlar isterler ki levtudihin, sen onlara müdahale edesin, yağcılık yapasın. Yani alttan alıp uzlaşasın, dinleyesin onları. Feyudhinun, onlar da sana yağcılık yapsınlar, alttan alsınlar. Hayır, hayır. Asla ve kat'a bunu yapma. Değerli kardeşlerim, benim hayatımda da gördüğüm en büyük tehlike bu. Onlar isterler ki sen onları yumuşak davranasın, yağcılık yapasın, alttan ağlasın, uzlaşasın. Onlar da sana karşı aynı şeyi yapsınlar. Yani taviz diyoruz ya biz bugün. İleride diyecek, ya sen bizim tanrılarımıza biraz tap kabul et, biz de seninkini kabul edelim. Sen bir ay, bir yıl neyse bizimkine, bizim dinimize tabi ol, ibadet et, putlarımıza tap. Biz de bir ay bir din, senin detant, uzlaşma, uzlaşma kültürü diye bugün Müslümanlara dayatılan bir şey var. Aslında hakim biz olalım, siz bize uyun ama biz de size yaşamanız için sanki lütfediyorlar, biraz taviz verelim, size de soframıza katalım diyorlar. Hep böyle derler zaten. Allah Celle Celaluhu ilk defa böyle diyenlere kul, de ki Habibim, ya eyyuhel kafirun, ey kafirler, la abudu ma tabudun, tapmam ben sizin taptıklarınıza, ve la entum abiduna ma abud, siz de benim taptığıma, ibadet ettiğime ibadet edecek değilsiniz, ve la entum abiduna ma abud, ve la ana abidun ma abud. Manalar aynıdır, hızlı gitmek için hiç tercüme etmeyelim. Ben sizin taptıklarınıza tapmam, siz de benim taptıklarımıza tapmazsınız. Lekum dinikum, sizin dininiz size. Veliye dini, benim dinim bana. Ben asla dinimden vazgeçmem, sizin dininize de girmem. Gelirseniz benim dinime kabulsünüz. Ama gelmezseniz de güle güle gidin. Uzlaşma yok. Benzeşme yok. Karıştırma yok. Biraz senden biraz benden yok. Ben dinimi size güzel göstermek için bazı inançlarımdan ve bazı kanunlarımdan, şeriatımdan vazgeçerek size teslim olmak yok. Sizin de kafir halinizde bize gelerek bizi tanımanıza asla ve kat'a rızamız yok. Gelecekseniz küfrü tam bırakıp Müslüman olarak geleceksiniz. Veddu, isterler ki levtudhinu, sen onlara yağcılık yapasın, feyudhinun, onlar da sana yağcılık yaparlar. Çok acayip bir şey değerli kardeşler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şahsında Allah Celle Celaluhu bütün müminlere hitap ediyor. Peygamberi yalancılıkla itham eden ve hakkı yalan sayanlara asla ve kat'a boyun eğmeyin. Gelin 20. asır. Gelin 21. asır. Karşınızda Allah'ı reddeden veya Allah'ı kabul etseler bile deist, bir tanrı var diyorlar ama şeriatını reddeden, Allah'ın kanunlarını reddeden, Allah'ın kitabında yazdığı ayetleri burada silin kaldırın. Burada iman kalsın, ibadet kalsın, namaz, oruç tutan tutsun, bize ne diyorlar? Efendim, bir kısım ayetleri de yürürlüğe koymayın. Faiz yasakmış, içki harammış, zina. Biz bunları kabul etmeyiz. Biz içeriz de, zina da ederiz. Ayıp değil zina diyorlar. Zina suç değildir diyorlar. Ayıp da değildir diyorlar. Ve
onları taklit eden insanlar öyle kanunla çıkarttılar ki, işte televizyonlarda görüyorsunuz bazı programlarda 3-5 tane çocuğu var kadın, 3-5 çocuklu adama nikahını bırakmış, kaçmış gitmiş. Adamın kocası, çocukları burada perişan. Kaçtığı gittiği adamın, onun da bir karısı ve çocukları var perişan. Polis bunları tutuyor, bir yerde yakalıyor. Sadece evlerinize dönün, sizi arıyorlar diyor. Tutuklama yok. Tutuklayamıyor. Neden? Çünkü kanunda zina diye bir suç yok. 18 yaşını geçmişse herkes istediği gibi yaşamakta özgür diyor. Ve dönüyor Müslümanlara, diyorlar ki bunu kabul edin. Biz de sizi kabul edelim. Diyorlar ki Müslümanlara, işte LGBT bilmem ne, lezbiyenli, kadının kadınla cinsel ilişkini, erkeğin erkekle cinsel ilişkisine ses çıkartmayın. Bizim açıklığımıza, saçıklığımıza ses çıkartmayın. Fuhşumuza ses çıkartmayın. Biz de sizin caminize filan karışmayalım. Örtünüze karışmayalım diyorlar. Siz bizi kabul edin, biz de sizi kabul edelim diyorlar. Veya devlet öyle diyor. Yani camiler açık, namaz kılan kılsın, oruç tutan tutsun, biz de yardımcı oluruz size. Ama kanunlara, devlet yönetimine, kurumların idaresine gelince şeriatı karıştırmayın diyorlar. Kur'an'ı buralara karıştırmayın diyorlar. Din bir vicdan işidir, kendi vicdanınızda yaşayın diyorlar. Sosyal hayata din dayamayın diyorlar. Meclisten asla ve kat'a İslami kanunlar geçmez diyorlar. Eğer bunu kabul ederseniz biz de sizi kabul ederiz. Eğer siz bunu kabul etmezseniz biz de sizi kabul etmeyiz ve size zaten güç bize eziyet eder, işkence ederiz diyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanındaki o kafirler, o inkarcılar, o müşrikler, o putperestler de Hazreti Peygamber'in ahlaki prensipler ve manevi değerler konusunda taviz vermesini istiyorlar. Bu anlamda uzlaş toplumunda diyorlar. Bu getirdiğin din toplumu birbirinden ayırmasın, koparmasın diyorlar. Ayrımcılık çıkartmasın diyorlar. Ayrıştırma milleti diyorlar. İslam dininin bu tür yönlerini kabul etmeyiz ama buna karşılık kendilerine de taviz vereceklerini söylüyorlar. Yani diğer dini konularda biz de sana karışmayalım. Hatta bir müddet işte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dinini bile tanımayı kabul ediyorlar. Yeter ki o da onun dinini kabul etsin. Değerli kardeşlerim, İslam Allah'tan inen haktır. Müslüman Allah'tan inen Kur'an vahiy yoluyla Hazreti Muhammed vesilesiyle, vasıtasıyla insanlara sunulan dinin iman etmiş insanıdır. İslam Allah'a teslim olmak, Müslüman Allah'a teslim olan adamdır. O çağda da, bu çağda da, içindeki çağda da güçlü kuvvetli olanlar diyorlar ki bizim de bir dinimiz, bir sistemimiz, bir hayat tarzımız, bir yaşama biçimimiz, bir hukukumuz, bir kanunumuz var, bir düzenimiz var. Bunu kabul etmek zorundasınız. Bunu kabul ederseniz, bize zorluk çıkartmazsanız tamam, siz de yaşayabilirsiniz. Yoksa size hayat hakkı yok. O zaman siz fitneci, fesatçı, yalancı, ahlaksız ve topluma işte ayrıştırıcı, bozucu insanlar olursunuz diyorlar. Bizim medeniyetimizi, bizim uygarlığımızı, bizim çağdaş seviyemizi kabul ederseniz, İslam'ı da buna uydurursanız ne âlâ diyorlar. Bu asırda sizin kitabınızda öyle emir ve yasaklar var ki bu çağa uymaz. Ne yapacaksınız? O bu çağa uyduracaksınız diyorlar. İslam'da reform yapacaksınız diyorlar. Bakın Yahudilik ve Hristiyanlık'ta bir reform oldu. O dünyaya adapte oldu, uyduruldu. Siz de uyduracaksınız diyorlar. Öyle biz İslam'ı toptan alırız demeyeceksiniz.
Kur'an bölünmez, parçalanmaz, Allah'ın ayetleri arasında fark gözetilmez demeyeceksiniz. Hukukla ilgili ayetleri dışlayacak ve atacaksınız diyorlar. Kim diyor bunu? İşte Yahudi, Hristiyan veya bunların arkasında ne Yahudi ne Hristiyan, dinsiz, imansız, belki bütün insanları kendilerine taptırmak isteyen, kendilerinin görüşlerini bir din olarak ortaya sokan, kara paranın arkasında, sermayenin arkasında bir gizli veya açık güç var. Bütün dünyaya hükmeden sermaye. Kim olduklarını siz çok iyi biliyorsunuz. Televizyonda bir sürü program yapıyorlar. Bunlar Amerika'yı da etkiliyorlar, Çin'i de etkiliyorlar, Rus'u da etkiliyorlar. İnsanlar birbirine düşüren, böldüren, parçalan, savaştıran, barıştıran, silah satan veya köleleştiren insanlardır. İslam'ın kendi zulüm düzenlerine mani olacaklarını bildikleri için İslam'ın siyasi görüşüne yafta vuruyorlar. Siyasal İslamcılık diyorlar. Kökten dincilik, fundamentalizm çok tehlikelidir diyorlar. Onun için Müslümanlar dinin içini önce boşaltmalı diyorlar. İslamizasyon, ılımlı İslam. Yani iman esasları olsun, Allah'a, ahirete inansınlar. Namaz, oruç kılsın, oruç tutsunlar. Ama dünyaya yönelik emir ve yasak koymasınlar. Devlet yönetecek kanunlara karışmasınlar. Ekonominin kanunlarına karışmasınlar. Suç ve cezalara karışmasınlar. Devlet yönetimine karışmasınlar. Bu ayetleri ne yapacağız? Yok sayacaksınız diyorlar. Bu ayetleri, Kur'an'ın ayetlerini çağın görüşüne göre uydurursanız, bizi kabul ederseniz, biz de sizi kabul ederiz, varımıza basarız, siz de yaşarsınız. Asla ve kat'a kendimiz seviyesinde bir insan görmeyiz ama yaşarsınız, size dokunmayız diyorlar. Ve aramızdan yetişmiş bir kısım insanların eğitim yoluyla beyinlerini yıkadıkları için o beyinsiz hale gelen mankurtlar da doğru diyorlar. Her asrın kendine göre bir mantığı var diyorlar. Bu asırda 1500 sene evvelki indirilmiş orta çağın kanunları sökmez diyorlar. Kur'an'ı bu asırı getirirseniz Allah o zamanın hayatına göre bir Kur'an indirmiştir. Bu zamana bu Kur'an cevap vermez. Bugünkü karmaşık ilişkileri, sosyal yapılanmaları, ekonomik faaliyetleri, devlet yönetimini Allah bilmez diyorlar. Ne diyorsunuz siz ya? Siz ne diyorsunuz ya? Siz ne sanıyorsunuz Allah Celle Celaluhu ya? Sizi yaratan Allah değil mi? Yerleri gökleri yaratan Allah değil mi? He? Bildiğiniz bütün ilimler zaten Allah'ın yarattığını, yarattığı eşya, yarattığı insanı çözmek değil mi? Keşfetmek değil mi? Siz yeni bir şey mi yarattınız? Allah'ın yarattığını, Allah'ın verdiği akılla, ilim sayesinde, tecrübeyle, deneye deneye bir şeyler öğrendiniz. Sizin bu bilginiz Allah Celle Celaluhu'nun kainatı karşısında sıfır, sıfır, sıfır. Daha sizin neler bilmeye ihtiyacınız var? Allah tesettür demişse tesettür. Ama işte bütün dünyada kadınlar böyle özgür, güzel güzel giyiniyorlar. Şimdi özü gibi başı mı örteceğiz? Bacaklarını mı örtecek kadınlar? Yani zina etmeyecekler mi? Keyfimize göre hayat yaşamayacak mıyız? Yemekten sonra iki kadeh yuvarlasak, içki içsek ne olacak yani? Buna karşı çıkmak gericilik diyorlar. Ve içimizden bazı beyinsizler, güya dini tahsil yapmışları da var. Kimi ilahiyatçılar da var. Allah'ın koyduğu kanunların karşısında diyorlar ki ya Allah'ın bu ayetlerini biz bu modern çağa anlatamayız diyorlar. Nasıl anlatacağız diyorlar. Ya anlatamazsan anlatama. Anlamazlarsa anlamasınlar. Ama yapmayacağım bir şey var. Allah'ın ayeti orada duracak ve değiştirmeyeceksin. Sen iman etmişsen onu yaşayacaksın. Bırak gavur. İster inansın, ister inanmasın. Sen davet et. Sen tebliğini yap, sorumluluk senden gider. Kabul edip etmemenin mükafat ya da cezası ona aittir. Ben diyor gavurlara, işte bugün modern dünyaya, batıya, batı deyince Avrupa ve Amerika'yı kastediyorlar. Bu ayetleri nasıl anlatırız? Çok evliliği nasıl anlatırız? Tesettür ayetlerini nasıl anlatırız? Mirasta kızların oğlanlardan yarı hisse almasını nasıl anlatırız?
Yani bunlar anlatılmayacak kadar akla, mantığa, ilme, ekonomiye, insanlığa aykırı şeyler mi? Onu mu söylüyorsun? Eğer böyle söylüyorsan sen de kafirsin. Onlardan ne farkın var? Yok. Ben bunlara iman ediyorum. Bunlar güzeldir ama bunu nasıl onlara anlatabilirim? Onun ızdırabını çekiyorum. Yahu sen hakikati söyle git. Allah bütün peygamberlere tebliğ et. Senin vazifen sadece tebliğ etmek. Hidayet Allah'a mahsus diyor. Sen ne diyorsun ya? Yalan. Zihniyeti bozuk. Allah'ın ayetlerini onlar da küçümsüyorlar. Allah'ın şeriatını onlar da küçümsüyorlar. Ve bunlar bu şekilde dinlerini kaybetmişlerdir. Akaid kitaplarında açık seçik yazıyor. Eğer bir insan Allah'ın bir ayetinde yazılan bir emir, bir nehi, yani emredilen ya da yasaklanan bir şeyi, konan bir kanunu inkar ederse kafir olur. Beğenmese kafir olur. Çirkin görürse kafir olur. Alay eder, aşağılarsa kafir olur. Yani değerli kardeşlerim, beğenmemekle, çirkin görmekle, aşağılamakla, alay etmekle, inkar etmek arasında hiçbir fark yoktur. İkisi de küfürdür. Değerli kardeşlerim, Allah Celle Celaluhu bize Kur'an-ı Kerim'de onların hevvalarına uymamamıza dair o kadar çok ayeti kerimeler indiriyor ki, bakın size kafirlerin hevvasına ittiba etmemeye dair birkaç ayeti kerime okuyayım inşallah. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ Senden asla razı olmazlar. Asla. El Yahud, Yahudiler. وَلَنْ نَصَارَى Nasraniler, Hristiyanlar. حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ Onların milletine, dinlerine ittiba edip girmedikçe. Sen dini terk edip Müslümanlıktan çıkıp Yahudi ya da Hristiyan olmadıkça ne Yahudi'ye ne de Hristiyan'ı kendini beğendiremezsin. Yani Yahudi olsan Yahudi belki seni gene aşağılayarak kabul eder. Hristiyan da kabul etmez. Hristiyan olsan seni Yahudiler kabul etmez. Hristiyanlar da gene aşağılayarak kabul ederler. Hristiyan olmadıkça, Müslüman kaldıkça asla vakat a velen tarda, asla vakat a diyor Allah. Senden razı olmazlar. Kim diyor bunu? Allah. Nerede diyor? Bakara suresi 120. ayeti kerime. Dinlerine uymadıkça Yahudiler de Hristiyanlar da asla senden razı olmayacaklardır. Kul de ki inne hudallah, Allah'ın hidayeti, huvel huda, o hakiki hidayettir. Yani Allah yolu İslam'dır. Vele in, eğer ittebate sen uysan ehvaahum, onların hevalarını. Heva nedir? İslam'ın dışındaki insanların şahsi görüşleri. Onların hevalarına uyacak olsan, badellezi caeke minel ilim, sana Allah'tan ilim geldikten sonra, yani Kur'an ayetleri gelip gerçeği beyan ettikten sonra, eğer sen onların arzularına, hevalarına, görüşlerine uyarsan, مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَلِيِّنْ وَلَا نَصِيرٍ, yemin olsun ki Allah'tan sana ne bir dost ne de bir yardımcı vardır. Allah seninle alakayı kesmiştir. Sana yardım da etmez. Seni sevmez de. Onun için diyoruz ki ey Müslümanlar, Bakara suresi 120. ayet orada duruyor. Siz gavur olmadıkça o gavurlar sizi sevmez, sizden razı olmaz, sizi kendilerinden bilmez. Eğer gavur olursanız, yani komünist olursanız, yani liberalist olursanız, yani sosyalist olursanız, dinden çıkarak, dini bir kenara atarak, çünkü bugün Yahudi ve Hristiyanların ellerinde kutsal kitap olarak Tevrat ve İncil yok. Onlar Hazreti Musa'yı ve İsa'nın yolunu çoktan terk etmişler. Kendi kafalarından, kimi komünizm, kimisi sosyalizm, kimi liberalizm, kimisi bilmem ne, bir sürü yollar çıkarıyorlar.
İşte materyalizm, pozitivizm, laisizm, laiklik, bilmem sekülerizm vesaire vesaire vesaire. Kendi görüşleri, kendi felsefeleri. Onların elinde bir kutsal kitap ve buna bakarak yol gitme yok. Kutsal kitaplarını çoktan atmışlar. Allah Celle Celaluhu buyuruyor. Sen Allah'tan sana Kur'an gelip yani hakikatleri ilim beyan ettikten sonra bunları bırakır da onların görüşüne uğrarsan, onların görüşünü kabul edersen, evet, مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَلِي, Allah'tan sana yine bir velayet, sevgililik, dostluk vardır. وَلَا نَصِيرِ, ne de bir yardımcılık vardır. Yemin olsun ki Allah'tan sana ne bir sevgi, dost, ne de bir yardımcı yoktur. Yani. Değerli kardeşlerim, hele hele Avrupa'ya, Amerika'ya bakıp da aşağılık duygusuna kapılanlar, aşağılık duygusuna kapılan alçaklar kendilerine çekidüzen vermelidirler. Sen İslam'ı bırakıyor, gavura yağcılık yapıyorsun, gavurun gözüne girmeye çalışıyorsun. Bırak ya. Kafirin o görüşü hatalıdır İslam'a göre. Sen Allah'tan sana inen hakka tabisin ya. Efendim İslam'ı böyle hale kabul etmezdi. Sana ne? Sen bu ayetleri eğer büker, yok sayar, reform yapar, düzeltir, onların görüşüne uydurursan seni gene kabul edecekler mi sanıyorsun? Seni o zaman Allah da kabul etmediği gibi onlar da kabul etmez. Aralıkta kalırsın. Zavallı. Zavallı. Mankurt. Müslümanlar akıllarını başlarına almalılar. Tekrar ediyorum. Bizim vazifemiz İslam'a davettir, tebliğdir. Bu işi güzel yapmak. Yaptıktan sonra neticeyi Allah'a havale ederiz. Peygamberimiz haşa sümme haşa ne güzel anlatıyordu. Anlatamadı mı ki amcası Ebu Talip, amcası Ebu Leheb Müslüman olmadı. Olmadılar. Onun kadar güzel İslam'ı anlatan mı çıkar? Ama birçok insanlar ona eziyet ettiler, işkence ettiler. Kötü söylediler, kabul etmediler. Allah da üzülme, senin vazifen sadece davettir. Gerisine karışma dedi, dert edinme dedi. İnsanlar niye Müslüman olacaksın diye üzülme dedi. لَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ Neredeyse kendini helal edeceksin Habibim dedi. Sana ne diyor? Temizlenmemez, hidayet etme, Müslüman olmamasın. Sana ne Habibim? Hidayeti biz veririz. Sen vazifen hidde tebliğdir, davettir, yap. Gerisine karışma diyor. Ey bu ayetleri 20. asra nasıl anlatırız diye 20. asrın çağdaş, modern, aydınlanmacı diye kabul ettiği, gözünde büyüttüğü adamlara aşağılık duygusuyla böyle bakarak bu ayetleri nasıl kabul ettiririm? Ettirme lan. Ettirmek mecburiyetinde değilsin. Adam gibi doğru dürüst ayetleri oku kabul ederlerse ederler. Etmezlerse etmezler. Cehennemin dibine kadar yolları var. Ama şunu unutmayın değerli kardeşlerim. Bak bu Kur'an-ı Kerim öyle buyuruyor bize. Ne diyor? Müthiş bir şey yani. Müthiş bir ifade. Onlar sana yağcılık yaparlar ki sen de onlara yağcılık yapasın diye. Veddu isterler ki lev tudihun sen onlara dühün. Arapçada dühün yağ demektir. Türkçede yağcılık dalkavukluk. Yani sen İslam'ın bir kısım emir ve yasaklarını görmezlikten gelerek onlara şirinlik yapasın. Onları hiç söylemeden, gündeme getirmeden İslam'ın bir kısmını hoşuna gidecek yerleri kabul ettirmek için söyleyesin. Feyyutülüğün onlar da sana bunun karşılığını verir. Sen onlara taviz ver, onlar da sana taviz ver. Sen onlar için uzlaşma yoluna gir, Allah'ın dininin bir kısmını at. Onlar da kendi dinlerinin bir kısmını atarlar. Çok önemli değil onlar için din zaten. Ama asla bunu yapma.